Hocam günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Aa, beni mi bekliyorsunuz böyle? Evet hocam, sizi bekliyorduk. Yarınki konferans için robotika. Şekerim, şekerim. Kısa kes biliyorum ben de konferansın içeriğini herhalde. Hocam, Cemal Tekinoğlu'nun ameliyatına değer vermeye karar verdik. Niye? Tek bir bakış açısı olmasın diye. Ha. Anladım, anladım. Size benzemek istemiyorum diyorsun yani. Öyle mi Ulas? Hı? Yok hocam, ben öyle bir şey demek istemem. Yok yok, benzemek zorunda değilsin tabii canım ama herhangi bir şeye benzemek zorundasın değil mi? Şekerim, ha? Günaydın. Günaydın. Onun için örnek aldığın hekimleri tahlil etmeni öneririm, tamam mı? Seren geri sende, kontrol sende. 5 dakika sonra konferans salonunda buluşalım. Tamam hocam, tamam. Geçmiyor ki Aziz, biraz şekerimden laf yemiş. Haydi yine kokosu, haydi. Haydi herkes konferans salonunda, haydi. Marş marş. Takılma. Benim babam da lisede müdürdü. Zordur pederle aynı yerde olmak, bilirim. Ya sen de böyle susup kalıyor muydun karşısında? Yok. Evden çok disiplin kurulunda karşılaşıyorduk. Biliyor musun Aziz, orası sana çok benzetiyor. Aynı gençliğini hatırlatıyor mu? Ben daha cesurdum. Öyleydi. Yakışıklı yanımda. Bir şey diyeceğim. Ne? Bilerek mi yapıyorsun? Neyi? Kokunun beni baştan çıkarttın. Biliyorsun. Aa, ne yapıyorsun? Oğlum burada bak, lütfen dikkatli olmamız lazım değil mi? Dikkatimi dağıtmazsan tabii. İşimi çok zorlaştırıyorsun. Sen de benim işimi zorlaştırma. Kolay gelsin değil mi hocam? Size de rengin hocam. Çilek mi? Bazen ne hissediyorum biliyor musunuz? Böyle iliklerime kadar yanlışa battım. Ya bundan sonra ne yaparsam yapayım yolumun değişmeyeceğini. Doğruyu seçmek için de yanlıştan dönmek için de çok geç olduğunu. Yaşlandığımı hissediyorum. Oysa gençken insan aşktan ne çok şey bekliyormuşum eğer. Ben hayal ettiğin her şeyi bir adamda bulabileceğini düşünüyormuşsun ama değilmiş. Başarılı kadınların sorunu bu. Ben her gün aynı şeyi yaşıyorum burada. Senin konumda bir erkek olsa mesela çok mutlu olurdu. Hatta istediği kadını elde ederdi. Ama başarılı, parlak bir kadın olunca dünyanın neresinde olursa olsun bir lanet gibi bir şey bu. Ayakta kalmak için kaderini değiştirmen şart. Hadi. Seç bakalım 3 tane kart. Peki. Evet. Aa, kılıç üçlüsü çıktı. Kız bu adam evli mi? Evet evli. Yani ama yıllar önce bitmiş bir evlilik böyle. Senelerdir ayrı yatıyorlar. Şimdi bu adam hani böyle şey derler ya, ana kuzusu derler. Öyle bir adam. Doğru. Annesi de böyle hükümet gibi bir kadın. Annesinin sözünden çıkmaz bu adam. De paşam böyle rahatına düşkün. Sen ya bu adamın böyle çevresinde pervane olursun ya da yok olursun. Ya bak zaten sen ne yaparsan yap, bu iş olmaz be güzelim. İkinci kadın kaderi var sende. Ne yapalım, alın yazın bu. Gel sen beni dinle. Sen bu adamdan vazgeç. Sen bu adamdan vazgeç. Vazgeçmem. Dışarıdan bakıldığında evli bir adama yapışıp kalmışım, aptalmışım gibi görünüyor olabilir. Ama öyle değil. Biliyorum, o da beni seviyor. Ben işte bu yüzden bekliyorum senelerdir. Hmm. Aşkımıza inandığım için. Madem öyle, savaşsa zaferi görmeden meydanı terk etmek yok. Aa, sevdim seni. Kıyak kadınsın. Normalde falı burada bitirir. Ama hadi sen 2 tane kart daha seç. Bakalım neymiş senin bu adamla imtihanın. Hadi bakalım. Ha, güzel. Haberleri iyi. Yakında, çok yakında bu evlilik yıkılacak. Hem de hiç ummadığın bir sebeple. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.